Zira Türkiye Kupası yarı final ilk maçının değerlendirmesini yapan teknik direktörümüz Aykut Kocaman, istenen Fenerbahçe-Galatasaray finali doğrultusunda adil olmayan bir hakem yönetiminin sergilendiği maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi. Maça çıkarken en önemli amacımız avantajlı bir skor yakalamayı çok istiyor. Mutlaka herkes istiyor bunu ama özellikle ikinci maça dezavantajlı yıkılmaya çalışmaktı. Ancak hiç düşündüğümüz gibi olmadı. Esas itibariyle maça şöyle bir göz atıldığı zaman da golü yediğimiz ana kadarki süreç tam anlamıyla istediğim yani maç öncesi düşündüğümüz her şey son derece olumlu bir şekilde geçiyordu. Son derece ilk 5-10 dakikalık periyoddaki Fenerbahçe'nin hızını kestikten sonra oyunun kontrolünü ele aldık. İstediğimiz şekilde geçerken bir anda ani bir atakta golü kalemizde gördük. Bu sonuç yani 1-0'lık sonuç aslında ilk gol anlaşılabilecek, telafi edebilecek bir durumdu. Bizim için yıkıcı olan ikinci gol oldu. Doğrusunu söylemek gerekiyorsa tam anlamıyla o gol bizi paralize eden bir durum yarattı. İkinci devre artık oyunculara da söylediğim şey fazla tahrip yani oyunun ve maçın bizi tahrip etmemesini sağlamaktı. Çünkü Fenerbahçe karşısında artık 2-0'dan oyunu tekrar geriye getirmeye çalışmak, oğuk çabayı göstermek. Bir taraftan tabii ki çok istenir bir durum ki ikinci yarıda bunu gösterdi takım ama bir taraftan da çok da kolay değildi. İkinci yarı daha fazla rakip kaleye gitmeye başladık. Yeteri kadar pozisyona da girdik. Özellikle o golü atmak ve bir kıvılcım yakabilmek için. Ancak olmadı. Kaleciyi geçemedik. Son 10 dakika, 15 dakikalık periyotsa açıkçası biraz sahadaki duruşumuzun, saha yerleşimimizin bozulduğu anlara geldi. Ve ondan itibaren hem farkı arttıracak golü buldu Fenerbahçe. Aynı zamanda farkı arttıracak golü bulduğu gibi pozisyonlar da yakaladı. Şu andan itibaren özellikle bizim yani turla ilgili çok fazla konuşmanın bir anlamı yok. Gerçekçi olmakta fayda var. Futbolda her şey olmakla beraber yani olabilecek en küçük şey hale indirdiğini söyleyebiliriz. Hemen Rizespor maçına dönerek ligdeki pozisyonumuzu bu maçın özellikle yaralamaması için hemen yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman, taraftarlarımızın müthiş desteğiyle ilgili olarak bizim için bugün en değerlisi taraftarlarımızın verdiği destekti. Takımımız gelişiyor ve gelişmeye devam edecek gibi de gözüküyor. Bu maçın skoru aldatıcı olmasın diye konuştu. Bugünkü maçın içindeki sahneler ele alındığı zaman bunun sinyallerini veriyor. Sadece önümüzdeki 5 maç için değil, ligde önümüzdeki sezonda bu gelişimine devam edecek gibi gözüküyor. Umarım yanılmayız. Yani tecrübelerim, gördüklerim bunu gösteriyor. Umarım yanılmayız. Ama bizimle beraber belki bizden daha gelişen tarafı birkaç maçtır bunu söylüyorum, tekrarlıyorum. Yani bugün için herhalde teşekkür de etmeyecek olağanüstüydüler. Yani bütün içtenliğime teşekkür ediyorum. Çok doğru bu. Çok doğru bir davranış şekli. Yani burası zaten son zamanlarda bunu yansıtıyor. Konya taraftarı da müthiş bir örnek teşkil ediyor. Sadece takımımız için değil diğer takımlar için de böyle olması gerekiyor. Evet, skor çaba gösteren oyuncular ve olmadı. Olmadı yani. Yapacak da bir şey yok. Karşıda rakip var, önemli oyuncuları var, büyük bir takım. Ve olmadı. Çok istedik. Onlar da istedi, biz de istedik. Olmadı. Ama olmadığı zaman, olmadığı yerde zaten tekrar ayağa kalkıp yürümeyi, koşmayı ve daha güçlü olmayı en çok insanlara öğreten durum bu durumdur. Taraftarın bu durumudur. Minnetle çok çok teşekkür ediyorum tekrar. Hakikaten böyle olması gerekiyor. Yani kötü zamanlarda böyle sıkıntılar zamanında insanlar birbirine ya da gruplar birbirine, taraflar birbirine kol kanat yerdiği zaman başarının gelmesi de kaçınılmaz oluyor. Tekrar teşekkür ediyorum.